Kana kana su içen asker bu sefer ne dedi? Ya Calut'un askeri bu kadar çokken, silahı, teçhizatı bu kadar çokken biz nasıl yani şu kadar 3-5 çapulcu diyenin hesabı ya biz nasıl gidelim de Calut'la savaşalım? Bu asker azınlığıyla, bu teçhizat azınlığıyla biz nasıl gidelim de Calut'a karşı galip gelelim? Ya ben canımı çöpte bulmadım deyip çektiler gittiler lafın gelimi. Dolayısıyla geri kalanlar Allah'ım yani kim geri kaldı? Oradan kana kana su içmeyenler. Nedir burada önemli olan? Emre uymak. Kim Allah'ın emrine, Allah'ın istediği şekilde uyarsa Allah Subhanahu Teala onlara muhakkak mükafatını verecektir. Galip gelmesi gerekiyorsa galibiyet verecektir. Mücadelede galip olunması gerekiyorsa galibiyeti verecektir. Bir şeyi istiyorsa Allah onu verecektir. Muhakkak verecektir. Yeter ki kişi emre ittiba etsin. Emre uysun. İstenileni yerine getirsin. İstenildiği şekilde ama. İstenileni istenildiği şekilde yerine getirsin. Dolayısıyla burada nedir alınması gereken? Allah Subhanahu Teala bizleri imtihana. Bu dünya ne için bu dünyaya gelmişiz? Allah Subhanahu Teala bizleri imtihan ediyor. İmtihan. İmtihanda ne kadar başarılı olacağız? Nerede imtihan edileceğiz? Kim bize söyleyebilir ki beni şu günde, şu saatte, şu yerde Allah Subhanahu Teala imtihan edecek? Kim böyle bir mektup almış? Kim böyle bir yani bilgiye sahip? Hiç kimse. Allah Subhanahu Teala kimi yatağında, döşeğinde imtihan etmiştir? Hiç kimseyi. Ama Allah Subhanahu Teala yani biz Müslüman olarak biz imtihan edilmeyi bizim aramamız gerekiyor. İmtihan gelip de yani bize yani bir şekilde yani ben seni denemeye, imtihan etmeye geldim demez. Dolayısıyla imtihan hayatımızın her anında olması gerekebilir. Hayatımızın her anında olabilir. Bu aynı şekilde emri bil maruf ve nehy anil münkerde de olduğu gibi. Kendimize, karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize, etrafımıza, konumuza, komşumuza nerede yaşıyorsak bunu yerine getirmemiz gerekir. Bunu yerine getirmediğimiz zaman yerine getirmiş olmazsın. La kalmıyor işte. Yerine getirmediğimiz zaman Allah Subhanahu Teala'nın laneti. Allah Subhanahu Teala dualarımızın kabul olunmaması. Allah'tan istediğimizin verilmemesi ve kalbimizden sekinetin alıp gitmesi, sökülüp gitmesi ve yerine korkunun girmesi. Bütün bu belalar nereden ileri geliyor? Çok hafife aldığımız, çok böyle yani üzerinde durmadığımız, yani olmazsa olmaz, ne olur sanki yani ben olmazsam birileri yapar. Sen olmazsan kim yapar? Ben böyle düşündüğüm müddetçe hiç kimse yapmaz. Ben yapmazsam sen yap, başka biri yapar mı onu? Ben böyle düşündüğüm müddetçe. Yani hani anlatırlar ya, ya bir ortam var ve bu ortamda herkes kenarda bekliyor. Ya biri gelsin de ben onun arkasından gideyim. Ya hep birilerini beklemek. Hani başka biri de anlatıyor diyor. Herkes Mehdi'yi bekliyor. Gelse de Mehdi ile beraber dünyanın hakimiyetini alsak. Sen niye olmaya çalışmıyorsun? Sen niye o ortaya gitmeye çalışmıyorsun? Neden ben varım başkası da gelsin demiyorsun? Ben varsam başkası var demiyorsun? Yani Allah Subhanahu Teala bizlere bu görev vermiş. Ben yani bu görevde ben mesulüm. Ben yapmam gerek. Benim üzerime zaten bu. Allah Subhanahu Teala bu görevi bana vermiş. Ha ben yaparsam ben görevimi yerine getiririm ben. İnşallah. Ha başkası yapmış yapmamış benim mesuliyetimde değil. Benim görevim Allah Subhanahu Teala'nın bana vermiş olduğu, tevdi etmiş olduğu bu görevi yerine getirmek. Getirmediğim zaman da bu belalara ne yapacağım? Düçar olacağım. Allah Subhanahu Teala o zaman
ne benim ibadetimde bir zevk almama, ne duaların kabul olunmasına, olunmasına, ne de ne Allah'tan ne istediysem onun verilmesine ne olur? Engel olacaktır. Allah Subhanahu Teala bizlere böyle bir imanı nasip etsin ki insanlara, önce kendimize, ailemize ve etrafımıza Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu görevi yerine getirmek için elimizden geleni sarf etmemize ve bu şekilde de şeksiz şüphesiz Allah'a iman, zaten imanla alakalı olan bir şey. Yani kaderle alakalı olan bir şey olduğu için. Yani biz bunda şeksiz şüphesiz Allah'a güvenerek, benim bu görevim diyerek bunu yaptıktan sonra Allah'ın rızasını kazanan kullarından eylesin. Allah Subhanahu Teala bizleri bunun vesilesiyle de cennetine nail etsin. Ve Allah Subhanahu Teala peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle beraber eylesin. Allah Subhanahu Teala anlattığımızı anlamayı, Allah rızası için anlamayı ve anladığımızı da yaşamayı nasip etsin bizlere ve hep bütün Müslümanlara. Subhanakallahumma ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ent, nestağfiruke ve netûbü ileyk. Fertaqi fil hayri varqa ufqa, innehel alya tebghi muslima, ente unvanun li amcadil ula, fehjuril evhala vas'at fis sema, fehjuril evhala vas'at fis sema.